Arkadaşlar merhabalar. Permütasyonda 3. videoya geldik. Yavaş yavaş böyle sindire sindire gidiyoruz. Acelemiz yok. E, zaten siz gerekirse hızlandırabilirsiniz. E, burada çünkü biraz hedefimiz e, neye yönelik? Okuldaki eksikleri kapatmaya yönelik veya permütasyona yeni başlayan arkadaşlarımıza biraz fikir kazandırmaya yönelik arkadaşlar. Zaten burada şöyle bir durum var. E, sonuç olarak bu konu hep söylüyorum gıcık bir konudur. Ben elimden geldiğince size yardım ediyorum ama siz de lütfen çalışarak, cümlelerime dikkat ederek, yorumlarımdan bir şeyler kapmaya çalışarak, biraz da böyle taklit ederek arkadaşlar çözmeye çalışın. Bu konuda aşırı düşünmek ters olabilir. Niye biliyor musunuz? Evet matematikte düşünmek önemlidir, mantık yürütmek önemlidir. Ancak bu konu biraz önce bizi taklit etmeniz gereken, Önce biraz ezber yapıyormuşçasına çalışmanız gereken ama sonra da artık profesyonelleştikten sonra yorumları başlayacağınız bir konu. Yani bo bodoslama düşünmeye kalktığınız zaman eksik bilgilerle yarım yamalak düşünce sizi bambaşka yerlere götürür. O yüzden e, sanki böyle bir uygulamalı eğitim alıyormuş ve elinizle bir şey yapıyormuş da karşısındaki karşınızdakini böyle taklit ediyormuşçasına Aynı bizim işlemlerimizi taklit ederek yapmaya çalışın. Şimdi bir önceki derste ABCDE kümesinin üçlü permütasyonları nedir tarzında soru sormuştum. Tabi direkt öyle soru yoktu ama şunu demiştim ben. 5 insanı 3 farklı koltuğa oturtmak demek 5'in üçlü permütasyonu demektir. Burada artık bu yorumu kullanmaya devam edeceğiz. Ancak ben arkadaşlar permütasyon sorularını permütasyon formülüyle çözmeyi sevmiyorum. Niye biliyor musunuz? formül sizi biraz böyle özgürlüğünüzü elinizden alıyor ve bazen düşünememenize sebep oluyor. Ben o yüzden bunları şöyle söylüyorum. Bunu sil. De ki A, B, C, D, E insanlarını 3 farklı koltuğa oturtacağız. Kaçında A kişisi kesinlikle oturur. O yüzden ne yapıyorum? Dikkat. A kişisi kesinlikle oturur dedik ya arkadaşlar. A'yı önce bu 3 koltuktan birine yerleştiriyorum kaç hakkım var? Nasıl olsa o kesin oturacak ya. Önceliği ona ayırıyorum. 3 hakkı var bu A kişisinin. Örnek buraya oturdu diyelim. Temsil olarak söylüyorum. 3 hakkından birini kullandı. Şimdi geriye artık kaç kişi kaldı arkadaşlar? 4. O zaman buraya 4 kişiden biri oturabilir. Diyelim D oturdu. Artık 3 kişi kaldı. Buraya da arkadaşlar 3 kişiden biri oturabilir. Anlaştık mı? Bu şekilde bunu böyle söylemiş olayım. Hak tanıyoruz. Önce diyoruz bak ne güzel permütasyon formülüyle yapmaya kalksan belki kafan karışacak. Ama bu yorumumla artık bunları söyleyebilirsin. Zihninde canlandır dediğim gibi birisi var. Önceliği ona tanıyoruz. O kesin oturacak sonra diğerlerini ayarlarız diyoruz. Gelelim şimdi oturmaz dersek. Yani 5 kişi var. Üçlü permütasyonların kaçında 5 bulunmaz. Yani 3 koltuk var. Bu 3 koltuğa 5 kişiyi oturtacağım ama bu 5 hayır ayakta kalacak diyeceğiz. O zaman artık 5 oturamayacak kalan 4 kişiyi bu koltuklardan bir tanesine 4 kişi gelir. Artık diyelim bu oturdu. Üç kişi kaldı. ikinci koltuğa üç kişiden biri oturur. Diyelim bu oturdu. O zaman iki kişi kaldı. 2 kişi de son koltuğa oturma hakkına sahip. Tabi 2 kişiden biri oturur. Böylece arkadaşlar 5 ayakta kaldı. Onu oturtmamış olduk. Mevzumuz bu. Bunu da böyle söylemiş olayım. Şimdi ne demiş? Aynı anda bir olacak ama 5 oturmayacak. Yine ben hani bir nevi koltuk oturması benim, işte, benim için işte bu. Üç tane koltuk var. Ne söylüyorum arkadaşlar? Ee, bir bulunacak. O zaman biri hemen önce yerleştir. O rezerve etmiş gibi olsun burayı. Üç koltuktan birine oturdu. Temsil olarak buraya oturdu. Ama normalde kaç hakkı var? Üç. O zaman üç hakkından birini kullandı bir numaralı kişi. O özgür istediği yere oturdu. Beş oturamayacak. Onu sil. Beş oturamadığı için artık o ayakta. Kalan üç kişi Nasıl yerleşir? Bu birinci koltuğa 3 kişiden birini oturtursun diyelim bu oturdu. Sonra arkadaşlar kalan 2 kişiden biri de e, gördüğünüz gibi ikinci koltuğa oturur. O zaman başlangıçta 3 çarpı olarak duruyordu. Yanına bir 3 çarpanı eklendi. Yanına bir 2 çarpanı daha eklendi. Bu şekilde arkadaşlar bu tarz soruları bu yorumumla çözebilirsiniz. Bir parktaki 3'er kişilik 2 banka, 3 erkek öğrenci. Bakın şöyle... Üç kişilik bir bank burada olsun. Üç kişilik bir bank burada olsun. Üçer kişilik iki banka, üç erkek öğrenci ile üç kız öğrenci oturacaktır. Erkek ve kız öğrenciler farklı banklara oturacağına göre bu oturum kaç farklı şekilde yapılır? Bakın bu birinci bank, bu ikinci bank. Ne diyeceğiz biliyor musunuz? Şimdi kızlar arkadaşlar bu banka otursun. 3 kız var, değil mi? 3 çarpı 2 çarpı bir. Çünkü üç kişi üç farklı koltuğa, üç farklı yere ya da yan yana. 3 faktöriyel şeklinde dizilir. Erkekler buraya yine 3 2 1'den dolayı 3 faktöriyel diye dizilir. 3 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel. Ancak e kızlar buraya oturduğu gibi kızlar buraya şöyle yapayım yani. Birinci banka arkadaşlar erkekleri oturduk. ikinci banka kızları oturttuk. Ama birinci banka kızlar, ikinci banka erkekler oturabilir. O yüzden erkek ve kız grubu banklarda da iki faktöriyel şeklinde yer değiştirir. Dolayısıyla 3 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyelden cevabımız 72 olacak. Mesela şöyle bir soru sorsaydım. Bak onu da yapalım. 6 tane kişi var tamam mı? Bunlar şöyle olsun. 2 doktor, 2 hemşire ve 2 avukat. Hep bunlar nedense örnek veriliyor ya. 2 doktor, 2 hemşire ve 2 avukat arkadaşlar. 6 banka, 3 farklı banka pardon. İki kişilik, üç banka böyle oturacaklar. Doktorlar bir arada, hemşireler bir arada ve avukatlar bir arada olmak şartıyla kaç farklı şekilde otururlar? Dikkat! Doktorlar kendi arasına yer değiştirir, iki faktöriyel. Hemşireler kendi arasına yer değiştirir, iki faktöriyel. Avukatlar kendi arasında yer değiştirir, iki faktöriyel. Bir de... E bunlar diyelim doktorlar bu koltuğa oturdu da buna da oturma hakkı var, buna da oturma hakkı var. O zaman arkadaşlar ne olacak biliyor musunuz? 3 paket var. Bunlar paket halinde ayrılmıyorlar birbirlerinden. 3 paket, 3 koltuğa kaç farklı şekilde oturur? 3 faktöriyel. Yani bakın o yüzden koltuk sayısı kadar bunlar kendi aralarında yer değiştirir. Ama nasıl? Doktorlar kopmuyor bir arada. Gidiyorlar diyelim bu banka oturdukları gibi. Bu banka oturma hakları da var. Bu banka oturma hakları da var. Bu yüzden arkadaşlar. 3 faktöriyel diyoruz. 3 ile çarpmıyorum 3 faktöriyel. Neden? 3 paketi 3 tane koltuğa kaç farklı şekilde oturtursun demek. O yüzden buraya ek bir soru da böyle yapmış olayım. Kümesinin elemanlarıyla yazılabilen 4 basamaklı sayıların kaç tanesinde en az 2 basamağında aynı rakam bulunur. Güzel. Bunun şimdi Türkçesini anlamanız gerekiyor. En az 2 basamağında aynı rakam ne demek? Rakamları farklı olmayacak demek. Bir önceki derste demiştim ki bazı matematik sorularını şöyle yaparız. Tüm eksi istenmeyen. Burada istenmeyenleri ayıklarsanız geriye istenenler kalır. O zaman arkadaşlar ne oldu? Bunları normalde 4 basamaklı bir sayı istediğin durum nedir? İstediğin gibi yaz. Birinci basamağı dördünden biri, ikinci basamağı dördünden biri, üç, dört böyle yaparsın. İstenmeyen durum ne? rakamların farklı olmasını istemiyorsun. En az iki basamağın aynı olması bu demektir. Örnek xx, yz gibi düşünün. Bakın iki basamak aynı olur. Ya da xxx, y ya da xxxx gördüğünüz gibi. Ama neyi istemiyorum? Bunu istemiyorum. O zaman rakamların farklı olduğu durum neydi? Birinci basamağı dördünden biri, ikinci basamağı üçünden biri, üçüncü basamağı ikiden biri ve son basamağı birden biri. O zaman bakın bu da dört faktöriyel oldu. Dört üzeri dört ne yapıyor? 256. 4 faktöriyel yani 24. Demek ki arkadaşlar 232 olurmuş. Şimdi bazı soruları böyle yapmazsanız tek tek durumları düşünmeniz gerekir. O da var ya insanı zıvanadan çıkartır arkadaşlar. Yani burada o yüzden bu mantığımı kavramaya çalışın. Sorusu yeri geldiği zaman zaten ben bu örnekleri yerleştiriyorum tüm eksi istenmeyen mantığını biraz işimize geldiği için yapıyoruz. Biz matematikte aslında profesyonel bir üşengeçlik yapıyoruz. Daha kolayını bulmaya çalışıyoruz. Daha hızlısını bulmaya çalışıyoruz. Tabi mümkün olunca her zaman mümkün olmayabiliyor. Kümesinin üçlü permütasyonlarının kaçında A veya B bulunur? Aha işte burası enteresan. A ve B bulunur değil. A veya B bulunur. Türkçede bu ifade karıştırılıyor arkadaşlar. Türkçede veya kelimesiyle yani bağlacıyla ya da bağlacı karıştırılıyor. Veya şu demektir. Ali ve Ayşe olsun tamam mı? Ali veya Ayşe derken şunu kastedebiliriz. Diyelim Ali veya Ayşe gelsin dedik tamam mı? Türkçeyi konuşuyorum matematiği değil şu an. Ali gelebilir sadece. Sadece Ayşe gelebilir. Aynı zamanda niye anlamalısınız biliyor musunuz? Ali ve Ayşe de gelebilir. Yani... Diyelim müdür geldi sınıfa dedi ki Ali veya Ayşe gelsin. İkiniz de gitse hayırdır ya niye ikiniz geldi deme hakkı yok normalde. Çünkü veyanın anlamı budur. Ama ya da derse ya Ali gelecek ya Ayşe gelecek. Kaçarı yok. O yüzden arkadaşlar veya sorularında şu kısmı da unutmamak lazım. Şimdi bakın yapıyorum. Sadece A'nın olduğu üçlü permütasyon. Ne demektir bu? A olacak B olmayacak. Üstüne çarpı attım. Geriye şimdi A olduğuna göre A rezerve edecek. Yani 3 koltuktan birine istediği gibi oturur. Ben bu soruları biliyorsunuz. Üçlü permütasyon benim için 3 koltuk demekti. Ali istediği 3 koltuktan birine oturdu. Temsil olarak buraya oturmuş olsun. Kalan 2 koltuğa B oturamıyor. C, D, E, F. O zaman 2 koltuğa, birinci koltuğa diyeyim daha doğrusu şu koltuğa. 4 kişiden biri oturur. Diyelim E oturdu. Artık kalan şu ikinci koltuğa da Üç kişiden biri oturur. Bu birinci durum. Sadece Ali'nin... Ali nereden çıktı ya? İşte neyse Ali dedim artık buna. Sadece Ali'nin olduğu, B'nin olmadığı. İki. Sadece A'nın olmadığı, pardon. B'nin olduğu durumu yapalım. O da aynı. Bu sefer B'nin hakkı var. Diyelim temsil olarak buraya oturdu ama. Üç hakkından birini kullandı B. İstediği yere geçti. Sonra kalan A oturmayacak. C... D, E, F. Yine bu koltuğa 4 kişiden biri oturabilir. Oturdu. Kaldı diyelim bu gitti. Diyelim C oturmuş olsun. Kalan 3 kişiden biri de bu koltuğa oturdu. İşte olayımız bu. İkinci durumu da böyle yaptık. Üçüncü durum ne demiştim? Veya'nın içinde ikisinin de birlikte olma durumu da vardır. Türkçe gerçekten de böyledir. Dolayısıyla arkadaşlar A ve B'nin olduğu durum. Şimdi artık ne diyeceğim? Birinden biri üç koltuktan birine oturabilir. Hangisinin olduğu önemi yok. Önce Ali'yi mi oturtacağım hocam? Önce Ayşe'yi mi oturtacağım? Ona takılmıyorum ben. Herhangi biri sonuçta A ve B diyoruz. Öncelik diye bir kavram yok. A veya B'den bir tanesi üç koltuktan birine oturur diyelim buraya oturdu. İkinci kişi iki koltuktan birine oturdu diyelim temsil olarak buraya oturdu. Artık kaç koltuk kaldı? Bir. Peki kaç kişi kaldı? 4. O zaman buraya 4 kişiden biri oturur. İşte son durumda budur. 6 çarpı 4'ten 24 olur. O zaman 9 çarpı 4'ten 36. 9 çarpı 4'ten 36. 36 artı 36 artı 24'ten 60. 96 oldu arkadaşlar. Bu sorunun cevabı buna da bir yıldız yapıştıralım. Valla bu konuda ben soruları zor seçmedim. Bunlar kolay soru ama kolayında bile bir sürü yorum öğrenmek gerekiyor. 6 erkek ve 6 kız arka arkaya 2 sıra halinde her sırada 6 kişi olmak üzere hiçbir şart olmadan erkekler bir sırada ve kızlar bir sırada bulunmak şartıyla kaç değişik biçimde dizilir? Hiçbir şart yoksa bodoslama 2 sıra halinde olacakları için 6 kişi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Öbürü de böyle 1, 2, 3, 4, 5, 6. O zaman direkt 12 faktöriyel A. Neden? Şart yok ki. Eee... 6 şarlı 6 faktöriyel çarpı 6 faktöriyel de sakın demeyin. Neden biliyor musunuz? Hemen size söyleyeyim. Koltukların böyle dizayn edilmesiyle yan yana dizayn edilmesi ya da ayrı ayrı dizayn edilmesinin hiçbir anlamı yoktur. Neden? Şart yok. Şart olmadığı için o zaman düşünseniz arkadaşlar. Şimdi siz bir tiyatro salonu var. Koltuklar böyle. Tabii ki kimse gidip şuraya oturmak istemez ama normalde rastgele dizilsen Buraya oturmakla buraya oturma şansın aynıdır. O yüzden dizilimin böyle olmasıyla böyle olması ya da böyle olması arasında fark yoktur. Matematiksel olarak eşittir ama hayatta reale bakarsak tabii ki kimse buraya oturmak istemez ama biz şunu demiyoruz. Buraya kaç farklı kişi oturmak isteyebilir demiyoruz. Rastgele dizildiğinde kaç farklı şekilde oturur? O yüzden şart yoksa görüntünün önemi önemi yok. Bunu not edin. Şart yoksa görüntünün önemi yok. İster ikili ikili ister üçlü üçlü. Ancak şart var ikincisinde erkekler bir sırada kızlar bir sırada erkekleri paket yaptık 6 kişi. Kızları paket yaptık 6 kişi. O zaman 2 faktöriyel şeklinde otururlar. Nasıl? Erkekler buraya oturabilir, buraya oturabilir ya da kızlar birinciye oturabilir, erkekler ikinciye oturabilir. Dolayısıyla böyle. Ama erkekler kendi içinde yer değiştirir 6 faktöriyel, kızlar kendi içinde yer değiştirir 6 faktöriyel. Bu da erkekleri ve kızları ayrı ayrı sıralara koyma durumumuz. İşte yeni bir kısma geldik arkadaşlar. Burada tekrarlı permütasyona geliyoruz. Geldik hatta yani geliyoruz demeyeyim. 15 dakika olmuş. Bence tekrarlı permütasyonda da ben ayrı bir videoda anlatayım size arkadaşlar. Buraya kadar güzel bir şekilde geldik. Maşallah da baya yani bu kadar ben bile hesap etmiyordum uzun süreceğini. Bir yandan yorucu oldu açıkçası benim için. Sizin için de anlarken yorucu olmuş olabilir. Kolaydan itibaren soru çözün arkadaşlar. Benden sonra tabii ki benden önce daha doğrusu lütfen öğretmenlerinizi de çok iyi dinleyin. En kötü anlatan öğretmen bile bir şeyler anlatma derdindeyse böyle bir kaygısı varsa yanlış anlatmazsa yarım yamalak da olsa bir şey ama gerçi yarım yamalak da olmaz ya öyle demeyeyim şimdi neyse. Ee, iyi öğreten insanlardan öğrenmeye çalışın. Yanlış öğrenmemeye çalışın. Gayretlerinizi eksik tutmayın arkadaşlar. Türkiye sınav odaklı bir ülke. O yüzden sınavda başarılı olmak şart arkadaşlar. Şimdi tabii böyle bitirdik videoyu da diğer videoda arkadaşlar ne yapacağız? Tekrar permütasyona geçeceğiz. Görüşürüz.